Benim bir dikkatimi çeken bir şey daha var. Epimedium diye bir şey gördüm. Şöyle küçücük bir şey. Herhalde etkileri de büyüktür. Epimedium, ya çok güzel. İki tane epimedium var. Bu macun ballı. Bu da kapsülü iki tane ürünümüz var. Şimdi epimedium ne demek? Azgın teki otu demek. Türkçe karşılığı. Biz kibar olsun diye epimedium kullanıyoruz. Yanlış anlaşılmasın diye. Yok, ben anlayacağımı anladım zaten. Siz anlatın. Bundan 4000 sene önce Çin'de çok zengin bir aile çocuğu ne yapıyor? Everiyor oğlunu. Mürüvvetini görecek. Bekliyor bekliyor. Tık yok. Nerede bizim diyor torun nerede diyor adam. O da diyor ki bilmiyorum yok gelmiyor gitmiyor. Adamcağız Çinli bütün ülkedeki hekimleri getiriyor. Deneyler yapıyor yapıyor. Oğlunda hiçbir ilerleme yok. Hiçbir şey yok. Bir gün bir çoban elinde bir çuval otla geliyor. Diyor ki ben keçileri falan bölgede otlattığım zaman çok aktifler cinsel bakımdan. İşte ben otu topladım bundan diyor. Çayını içsin iyi gelir. Adam diyor ki hadi işine. Kaç bin tane doktor geldi çözemediler. Sen mi çözeceksin diyor. Peki diyor sen bilirsin. Bırakıyor otu gidiyor. Oğlu da böyle gizliden saklıdan bakıyormuş ne oluyor diye. Otu alıyor çuvalı saklıyor. Her gün içiyor her gün içiyor. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor. O günden bugüne kadar ne yapılıyor? Epimedium afrodizyak olarak kullanılıyor. Eskiden ot olduğu için, bitki olduğu için yaprakları etkisi yavaş yavaştı. Şimdi bunu yeni bir teknolojiyle ekstresini elde ettiler. İkarin S denen etken madde var bunun içinde. İkarin S aynı kimyasal ilaçlar gibi ne yapıyor? Performansı yarım saat sonra maksimum düzeye çıkarıyor. Yarım saat içinde. Yani aynı bu kimyasal ilaçlar gibi. Fakat kimyasal ilaçlar tehlikeli. Kimyasal ilaç kullanırsanız kalp damar rahatsızları varsa gider. Şeker hastalığı varsa tehlikeli. Ölebilir. Böbrek yetmezliği varsa tehlikeli. Kimyasal ilaç kullanan kişinin nabzı 250'leri bulabilir. Aniden gider. Ölenler de çok zaten. Malum kişiler ölüyor yani. Bu işi kullananlar gidiyor. Fakat bu ne yapıyor? Nabzı normal düşürüyor, yükseltmiyor. Tansiyona, nabza hiçbir zararı yok. Gayet normal. Relax. Hiç yorulmuyor.